mutlu olduğun anın fotoğrafını istemiştik birlikte bakalım evet. mı? Allah be. Ya bu fotoğrafı şeyden dolayı çok seviyorum. Hem çok eski bir fotoğraf. E, i̇lkokulda tiyatro sahnesinde. Ah, oh, kalbim. O zaman ben e, şey e, tiyatro yapmıyordum ama fotoğraf çekilmek istemiştim. Bir de o kadar alelade bir fotoğraf ki. Yani çok çok ben gibi geliyor o halim. O yüzden de böyle hoşuma gidiyor. Şey Herkesi bir arada görüyor evet. olmak. Babam, anne şu an bütün hepsinin karakteri var bu fotoğrafta. Evet. Annen tam bir koç anne gerçekten. <laughs> o tutuş. ben de her fotoğrafta koltuğumun altına sokarım ikisini de. Birini oradan birini oradan. Bir de öne geçmiş öyle. Bizi tabii tabii. Almış. Ama arkasını da eşine yansıtmış. Evet. çünkü Çok önemli. Aşk? Bir yere kadar. <laughs> tam kurt çıktığı için bir yere kadar dedi bir yere kadar evet güzel sonra ayrıldı yolları ha, evet. ah be. bir yere kadar bir yere senin kadar. için aşk benim için aşk çok önemli küçükken böyle daha da büyütür ve abartırdım aşkı çok ben şiir çok severim Hı -hı. okumayı çok severim o yüzden böyle çok yazardım küçükken de. aşk şiirleri yazılar hala daha yazıyorum böyle bir sürü şey o yüzden aşka böyle bir aşık olma durumum vardı tabii sonra sevgiyle karşılaştım, iletişimle karşılaştım. Bunların nasıl yürüdüğüyle karşılaşınca böyle hepsini bir harmanladım kafamda. Ee, bence olmadan yaşanamayacak bir şey. Yani hayatın gerçekten amaç, amaçlarından yürüyeceğimiz yolun üzerinde olan en keyifli şeylerden birisi aşk diye düşünüyorum. Peki mesela ben. annen baban boşandı diye meseleye tavrın, inancın, beklentin değişti hiç mi? Hiç değişmedi. Şükür. E, hatta biraz da daha olaylı bir şekilde ayrıldılar ama o bile hani hiç bakış açımı değiştirmedi çoğu şeye. Hmm. E, biraz daha konularda böyle şeylerden etkilenmiyorum. Ne güzel bir şey. E, kendi deneyime inanıyorum. Ama deneyime inandığım için de hata üstüne hata yapmam. Öyle birisi de değilimdir. Kendi deneyimlediğim ve yaşadığım şey benim için daha önemli geliyor. O evet. yüzden de aşkı seviyorum. Ne kadar olgun bir ruhsun. <laughs> Peki mesela aşık oldun, tökezledin, çok üzüldün. Hemen sonra tekrar hiç yaşamamışçasına tekrar şans verir misin? Yoksa böyle temkinli misindir? Kendimle kaldıktan bir süre sonra hmm. yaşadığım şeyin boyutuna göre veririm. Yani pes... Hayat, hiçbir şeyden pes edeceğimi düşünmüyorum. Şey gibi düşünüyorum ben hani dünyanın sonu gelse bir şekilde yaşayacağım gibi geliyor aslında şey olarak. O öyle bir e, hayatta kalma şeyim var. Bazen ona çok sinir oluyorum çünkü çok güçlü duruyorsun. Şey yaşıyorum yani sen bunu üzülmezsin sandık. Nasıl yani nasıl bunu üzülmeyeceğimi düşündünüz diye. Böyle kendimi paraladığım zamanlar oldu arkadaşlarım iletişimde. Tabii olmaz mı? Sonra tabii kendime de döndüm. Acaba çok mu güçlü durdu bu noktalarda diye. Hı hı. E, aşk birazcık o kabuğunu yumuşatıyor insanın. O yüzden seviyorum. Yani kendimizle karşılaşıyoruz. Kendimizle yeniden tanışıyor gibi oluyoruz. O böyle e, iyi geliyor bana. Kesinlikle. Bence çok önemli bir duygu aşk olmasaydı ne olurdu bilmiyorum. Yani o duygu içimizde olmasaydı o kalp öyle hızlı çarpmasaydı ha. ne yapardık bilmiyorum. Bu sadece karşı cins hayat arkadaşına duyulan bir şey değil. Ben evlatlarıma da çok büyük bir aşk duyuyorum. E, mesleğime de. Ee, şu an paylaştığımız şey de benim için çok güzel bir aşk hali bence. Hı hı. Ee, olmasaydı olmasaydı olamazdık gibi. Ya böyle nefes almak kadar ya yani çok klişe oluyor ama nefes almak kadar büyük bir ihtiyaç. De. Yoksa robot gibiyiz. O yüzden evet. ben teknolojiyi de sevmem. Ee, anlamam da çok. Ha. Ee, yani böyle teknolojik yeni bir alet çıkmış ya da işte girip burnunu buradan halledeceksin nasıl yapacağım biraz öyle olurum onlara Kulağımı kapatırım çünkü e, sanırım böyle nostaljiyi daha çok seviyorum. Eski olan şeyleri daha çok seviyorum. Hmm. Hadi Tabii. oturalım bir sofrada konuşalım. Telefonlarımızı bırakalım gibi şeyleri daha çok seviyorum. Bir anı bölüşmeyi daha çok seviyorum. Bakın. O yüzden... Ee, o teknolojiyi de hiç sevmiyorum. <laughs> ya teknoloji bağımlıları beni dişlemezse. Yani tabii birilerine iyi gelecek önümüzdeki zaman diliminde de artık belki de meslek Bence olarak Bence sağlık da. olarak ve belirli şeylerde çok İllaki güzel. İlla ki bir şeyler olacak ama bir o kadar da ben de ürkütücü Hı -hı. buluyorum. Ee, ama sevenler var elbette. Yakın zamanda güzel planlar programlar var mı dizi dışında? Ee, bu aralar sadece ha. dizi. Dizi odaklıyım. Hı hı. E, güzel bir şekilde sezona başlamak istiyorum. Hı hı. E, karakterin böyle nasıl gideceğini merak ediyorum. Ona odaklıyım şu an. En son ne yazdın? Yazı olarak hı hı. mı? Ya düz yazı yazıyorum ben. Ya. Böyle çok şey yazıyorum. Bir yerde paylaşmıyorsun. Paylaşmıyorum. Notlarıma yazıyorum. Bilgisayarımda yazıyorum. Defterime yazıyorum. Bir sürü defterlerimin her yerinde yazılar oluyor. Şiir. E, şiir biraz daha eskiden yazıyordum ama aslında yazdığım düz yazılar biraz şiir gibi oluyor. Aa, Tam olarak o mesela. ölçü şeyine uygun yazmıyorum ama hı hı. biraz daha... Defterime ne yazacaksın merak ettim ama beklentiyi yükseltmek adına söylemedim tedirgin olma. Tamam. Ama gene şey merak ettim. Ben o şeyim yani hep böyle doğum gününde hediye verildi, ne not yazdı acaba diye merak ha. Hatta şöyle bir şey oldu. Doğum günümde herkese... Not hazırladım. Her gelen davetliye ayrı ayrı böyle bir söz ee, ve onlardan da bana gereken bir şey yazmalarını istedim. Ya ne Sonra meğersem erkek arkadaşım da doğum günü hediyesi olarak böyle bir şey yapmış. Ama böyle en uzaktaki arkadaşımdan en yakına kadar ne herkese diyorsun? bir mektup demiş. Ben böyle ne doğru kişi yok. <laughs> doğru kişi ya, Gerçekten diyor. orada böyle şey oluyor insan. Ee, dünyanın en pahalı şeyinin ya da en büyük şeyini veremeyecek mutluluğu veriyor insana. O zaman da böyle bir şeyle hatta karşılaşmıştım. O da çok komik olmuştu. Herkes de böyle şey olmuş. Bir kere yazdık zaten. Hani herkes çok iyi yazamıyor. Bir kere yazdık yine ne yazacağız falan diye ya, böyle çok tatlı. sıkışmışlardı. Ya, yaz, yani not yazmak bence çok kıymetli bir şey. Ben de Garip bir şey işte kırkından sonra hakikaten değişiyor mesela Ben de seviyorum böyle bir not yazayım bırakayım çocukların başucuna falan hani hmm. hoşuma gidiyor ya da erkek arkadaşıma. E, erkek arkadaşın ne iş yapıyor? E, o bizim dünyamızla hiç alakası yok. E, kendi işini yapıyor. Harika. Aynen. Serbest meslek. Evet girelim. serbest meslek. Uzun zamandır mı birliktesiniz? E, bir buçuk yıl olacak. Harika. Ha. Yani iyi hissediyorsan şahane. Evet, evet. Daim olsun diyeceğim. Teşekkür ederim. Bir yaşında zeytin yemişsin. Evet. Çok üzüldüm. Ben zeytin çok severim. <laughs> Annen bir şey demedi mi? Ne münasebet yiyeceksin gibi. Yok demedi çünkü gerçekten zeytin sevmiyorum. Neden? Ee, bilmiyorum. Turşu da sevmem ben ve turşuyla zeytini Ama mesela sen yersen karşımda çok hoşuma gider seni izlemek. Kıtır kıtı çok kıtı böyle. Zeytin de, o Zeytin sesler... da çok severim. Şu an bence herkesin canı çekti şey... <laughs> bu akşam sofrada ya zeytin ya turşu evet. bir şey var. Ben yani. de sizi izlemek isterdim tamam. ama yiyemiyorum. Senin için yiyeceğiz bu akşam. Çok benzetiyorum da. ikisinin bir bir şeyini belki o sirkeden gelen bir şeydir bilmiyorum. Zeytin sirke yok. Sirke tuz yok ama tuz. Zorlanını sevmiyorsun evet, belki de. O en sonunda böyle e, dayım çok severdi zeytin ve o zorla yedirirdi. E, o vefat ettikten sonra da hiç yemedim. Aa, mi? Sen 11 yaşındayken Evet mi? 11 yaşındayken vefat ettim. Ah kalbim, <laughs> çok özür dilerim. Başın <laughs> sağ olsun. Teşekkür ederim. E, kız ya tabii. Benim de iki dayım vefat etti. E, çok önemliydi benim için. Küçük dayımla bebekliğim geçmiş. Sonra ailevi sebeplerle bağımsız <laughs> kopmuş. Ben de anlamıyorum o çocukluk hikayelerini. O zaman yani ben çocukken olan biteni. Büyük dayımla da vefatına yakın çok yakınlaşmıştık. Çok güzel bir bağ ne güzel. kurmuştuk ki vefat etti. O yüzden dayının ne demek olduğunu nispeten biliyorum. Başka bir şey. Evet ben de çok küçüktüm Hı. ama yine de farkında oluyor insan.